Merhaba arkadaşlar, yeniden kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Adobe Premiere Pro 2020 kullanarak videolarımızı YouTube'a hazır bir şekilde nasıl yaptığımızı, nasıl renderladığımızı göstereceğim. Tabii ki hızlı bir şekilde nasıl yaptığımız tabii ki buradaki birinci olayımız. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki ben 10 dakikalık 10 dakika 2 saniyelik bir videomu buraya koydum. Sizlere eşit olması bakımından, görüntü olması bakımından. Evet, file'a giriyoruz arkadaşlar. Farz edin ki buradaki videomuzu kestik, parçaladık, eklentiler ve çıkartmalar yaptık ve YouTube'a hazır hale getirmek istiyoruz. File'dan export'a geliyoruz ve medyaya tıklıyoruz. Açılan menüde arkadaşlar tabii ki bu fit halinde olması gerekiyor. Hemen burada en baştaki formatı H264 seçiyoruz. Preset'i buradan YouTube atacağımız için 1080p seçiyoruz dostlar. Video sekmesinden aşağı doğru iniyoruz. Ve burada encoding settings olayımız var. Buradaki olayımız normalde default halde software encoding olarak geçer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi software encoding'i seçer. High ve 4.2 yaparsak ve aşağıdaki bitrate'imize 2 yapar isek arkadaşlar, şunu da target'ımıza 10, 11, 12'lere getirirsek, tabii bunu ele de yazabiliyoruz, getirirsek ve tabii ki use maximum render'da tıklar isek bu dosyamız, yani 10 dakikalık bir dosyamızı renderlamamız yaklaşık yarım saati buluyor. Yani 20 dakika, 25 dakika süreyi buluyor bu dediğim ayarları yapar isek. Ancak bizim olayımız bu dosyayı daha hızlı nasıl renderlarız, paketleriz? Bu konu hakkında, video hakkında yapacağımız olay budur arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle geçiyorum. Adobe Premiere Pro'nun sistem gereksinimleri sayfası var arkadaşlar. Bunun linkini açıklamalarda koyacağım, bulabilirsiniz. Şimdi buradaki olayımız şudur arkadaşlar. Diyor ki Adobe Premiere bu kullanacağınız, yani Premiere ya da programının, Premiere Pro programının size minimum ve maksimum, yani önerilen ve minimum sistem, yani donanım özellikleri nelerdir? Burada bir çizelge karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi sizin bunlar sağlanıyor ise Adobe Premiere Pro'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bu Adobe Premiere Pro'da ben şuradaki sekmeyi şunu bire getireyim. Hardware olarak seçmek istiyorum ki dosyalarım, yani videolarım daha hızlı renderlansın diyor iseniz arkadaşlar. Hemen tekrar geçiyorum. Şurada bir çizelge var arkadaşlar. Bakın, evet. Burada diyor ki minimum, yani minimum değilken size önerilen grafik kartı, yani ekran kartının neler olabileceğini sizlere gösteriyor. Sizin kullandığınız bilgisayardaki ekran kartı bu listede var ise arkadaşlar, şuradaki hardware encoding'i yapabiliyorsunuz. Bakın, tekrar listeye geçiyorum. Sizin kullandığınız bilgisayarınızdaki ekran kartı bu listede var ise, yani CUDA tarafından bahsediyorum. Bu listede var ise siz Premiere Pro 2020 Pro, Premiere Pro 2020'deki şuradaki hardware encoding, yani render yaparken, edit yaparken, render yaparken daha doğrusu ekran kartını da kullan ki daha hızlı video renderlasın diyor diyebilirsiniz. Tekrar listem burada arkadaşlar. Şimdi benim kullandığım bilgisayarın ekran kartım, yani 1070 Ti arkadaşlar. O yüzden benimki bu liste içerisine girmiş oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar, abi ben bunu neden yapamıyorum? Bir, eğer ki sizin ekran kartınız burada bu listede yok ise yapamazsınız. İki, bu listede var. Ancak yine şuradaki hardware'i seçemiyorsanız, zaten software'de disable şekilde, hiçbir şekilde tepki vermeyecek şekilde ise, bunun birinci sebebi Premiere Pro 2020, yani güncel değil. Yani onu kullanmıyorsun, daha düşük versiyon kullanıyorsunuz. İkincisi, Windows'unuz güncel değil. O yüzden update'lerinizi, Windows update'lerinizi yapmanız gerekiyor. Üçüncü ise en önemlisi, bilgisayarınızın BIOS, anakart ve ekran kartı sürücülerinin güncel olmamasından kaynaklanmaktadır. Dediğim gibi sırasıyla tekrarlıyorum. Birinci sebebi, ekran kartınızın şu listede uyumlu olduğunu listede bulmanız gerekiyor. Listede var ise. İkinci olayımız,
Adobe Premiere Pro'nu 2020 kullanıyor olmanız gerekiyor. Yani güncel halini kullanıyor olmanız gerekiyor. Üçüncüsü Windows'unuzun güncel olması, yani güncellemelerin, update'lerin yapılmış olması gerekiyor. Ve en önemlisi ise BIOS, anakart ve ekran kartınızın sürücülerinin güncel yüklü olması gerekiyor. Bunların hepsini yapıyorsanız zaten şuradan şu seçeneği seçebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, ben şimdi hardware'i seçtim. Arkasından başka hiçbir ayara dokunmuyorum. Bakın, hiçbir ayara dokunmuyorum. Buna da dokunmuyorum. Bunu eğer ki ben 2 yapar ise bu otomatik olarak yukarıda tekrar software'e geçer. Çünkü desteğini bu şekilde yapmış Adobe Premiere. Ben ne yapıyorum? Hardware'e tıkladım. Bakın, hata verdi. Çünkü neden? Aşağıdaki, yani iki kere render olayını, bitrate olayını iptal ettim. 1'e getirdim. Yukarı çıkıyorum ve buradan hardware otomatik olarak geldi arkadaşlar. Daha sonra profil high level 4.2 kalıyor. Başka hiçbir ayara ellemeden sadece şuradaki use maximum render kaliteni seçmiş olmanız gerekiyor. Bunu yapar iseniz arkadaşlar, renderlarken, yani daha hızlı yapar ve yani daha hızlı yaparken daha kaliteli render sizin karşınıza çıkartmış olur arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi sırasıyla yaparsanız siz rahatlıkla dosyanızı, bu videolarınızı daha hızlı render yaparsınız. Şimdi ben daha öncesinden test ettim. Software seçiliyken arkadaşlar, burada software seçiliyken bakın ayarları gösteriyorum. Tabii ki şurada yukarıda biz ne yaptık? YouTube diye seçtik. Zaten burada YouTube diye seçtiğim için otomatik olarak 1920x1080 geldi. Ve arkasından ben Software'i seçtim. Software'i seçiyorum. Başka hiçbir ayara ellemiyorum. Ve burada VBR'ı 2 yapıyorum arkadaşlar. 2 yaptığım zaman burada 2 tane bitrate, target ve maksimum bitrate'lerini gösteriyor. Evet, burada standart normalde şunu 16 yapın arkadaşlar. Bunu da 12 yapın arkadaşlar. Şöyle 12'ye getirin ya da 11'e getirin. Bunu yapın. Arkasından use maximum render tıklayın. Bunu yaptığınız zaman eğer export yaparsanız, ben bu dosyada dediğim gibi denemesini yaptım. Yaklaşık olarak 20-25 dakikalık bir süre alıyor. Tabii ki bu sizin kullanmış olduğunuz bilgisayarınızın donanım özelliklerine bağlı olabilir. Bağlıdır ya, öyle söyleyeyim. Yani daha iyi bilgisayarınız varsa daha iyi render yaparsınız bu ayarlar üzerinde. İkinci olarak ise arkadaşlar, ben hardware'i seçip, bakın pardon, şu VBR'ı tekrar 1'e getirmem gerekiyor. Çünkü hardware yapınca sadece bir tanesine izin veriyor. Hardware'i seçip dostlar, yine hiçbir ayara, başka hiçbir ayara ellemeden aşağı iniyorum. Yine buradaki use maximum render kalitesi seçilirken denediğimde ve export yaptığımda arkadaşlar, bu dosyam benim tam 3,5 dakika, hatta 3,20 saniyelik bir süre içerisinde renderlayıp karşıma çıkardı ve kalitesi de gayet hoş ve güzel bir şekilde karşıma çıkardı arkadaşlar. Sizler de bu şekilde renderlayıp hardware'i kullanaraktan daha hızlı videolar yapıp ve YouTube'a da daha iyi videolar, kaliteli videolar atabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben hani sizlere elimden geldiği kadar güzel videolar çıkartmaya çalışıyorum. Soracaklarınız varsa açıklamaya sorabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.